Vergi zekat yerine geçer mi? Kıymetli kardeşlerim. Vergi modern devletler sisteminde vatandaşa hizmet götürülmesi adına finansman ihtiyacını sağlamak için devlet tarafından zorunlu olarak takdir edilen bir ödenektir. Zekat ise Rabbimizin bir kimsenin asli ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı diye tabir edilen ve nema sahibi artıcı özelliği bulunan bir parası varsa bunun yüzde iki buçuğunu yani kırkta birini fakirlere vermesi istenen bir ibadettir. Dolayısıyla tarifler üzerinden hareket edecek olursak sanırım meselemizi daha da kolay çözeceğiz. Öncelikle şunu ifade edelim. Zekat illa da fakire ulaştırılması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zekat masrifleriyle alakalı yani zekatın kimlere verileceğiyle alakalı 8 sınıf insan zikredilmiş. müellefe kulubu bir kenara bırakacak olursak 7 sınıf kalmış ve bunlar içerisinde de İbn-i Sebil'i veyahut da e, hani yolda kalan kimseleri de bir kenara bırakacak olursak diğer kalan noktalarda hep malı olmayan, ihtiyaç sahibi olan kişilere verilmesi şart koşulmuştur artı bu 7 sınıf insanın içerisinde hatta 8'i sayalım müellefe-i kulüpla beraber zekat illa da temlik edilmek suretiyle verilmesi istenmişti. Bundan dolayı zekat verirken illa da paranın fakirin mülkiyetine intikal ettirilmesi talep edilmiştir. Mesela bir kimse yemek yedirmek suretiyle zekat ödemesi yapamaz. Bir kimsenin farklı bir ihtiyacını okul kaydını ödemek suretiyle diyelim ki zekat borcunu ödeyemez veyahut da ne bileyim evine davet ediyor hani e, orada işte yemek yemek az önce ifade ettiğimiz gibi e, ödemek suretiyle bunu yapamaz veyahut da benim senin senden olan alacağımı zekata sayıyorum demek suretiyle alacak işte, işte hani o kişinin borcu varsa o alacağımızı zekata saymak suretiyle zekat ödemesi yapılamaz. Zekatta istenen temlik olması, yani malın bizatihi fakirin mülki, mülkiyetine intikal ettirilmesidir. Halbuki vergide böyle bir mefhum yok. Vergi devletin halkına sunmuş olduğu tüm hizmet çeşitlerinin fonu bu vergilerden veya farklı şeylerden gelmektedir. Dolayısıyla vergi olarak ödemiş olduğunuz o paranızı zekatınıza sayamazsınız. Çünkü sizin verdiğiniz parayla yol yapılacak. E, fakire giden bir durum yok. Yani e, hocam fakir de kullanıyor. Hayır. bizzat fakirin mülkiyetine, fakire ait olarak takdir edilmesi gerekmektedir zekatı. Halbuki ödenen bugün vergilerde böyle bir durum yok. Bundan dolayı vereceğiniz zek e, vergileri zekat olarak niyet edemeyeceksiniz. E, Tabi bu bir noktası. Bunun birçok örneklerini aynı şekilde zikredebiliriz. Zekatta illa da fakire ve temlik ettirilmek üzerine şart koşulma vardı Ama vergi ise tüm hastane yapılsa bu vergi ödeneklerinden. Halbuki bir kimse mesela cami yapımına zekat verebilir misiniz? Veremezsiniz. Kurs yapımına veremezsiniz. Hastane yapımına veremezsin. Verdikleriniz sadaka olur. Zekat olmaz. Zekat illa da fakir olan şahsa Bizzati kendisine ödenmesi gereken bir bedeldir. Halbuki bugünkü vergilerde bu mefhum olmadığından dolayı böyle bir şey yapamayız. İyi de hocam bu vergi içerisinde de bir ödenekler var bunlara ödenen. İyi de bunların arasını iyi tercih etmek lazım. Bu ancak bununla ilgili ayrı bir fon olursa bu olabilir. Mesela akla şu gelebilir. Hocam Osmanlı bunu yapıyordu. Öşürleri alıyordu. Ara şeyleri alıyordu. Bu şekilde hani devlet el eliyle dağıtımı yapılıyordu. Evet. Osmanlı döneminde de İslam devletlerinde de arkadaşlar zahiri malları diye tabir edilen altın gümüşün dışındaki zahiri malları mesela koyunlar işte e, sığırlar, inekler vesaire öşürler bunları devlet toplardı ama arkadaşlar devlet bunları zekat masriflerine öderdi. Yani devlet almış olduğu öşür bedelini götürüp yol yapmazdı. Almış olduğu öşür bedelini götürüp ne bileyim işte askere e, işte e, silah almazdı da tabi asker fakir olursa o durumu değiştirir. Yani İslam devletinde eskiden beri toplanan bu envali zahire diye tabir edilen o zekat bedelleri yine zekat masiflerini de harcanırdı. Yoksa ammeye dönük olarak cami yaptırılmazdı. Hastane yaptırılmazdı. Bu nedenle bu konu iki konunun arasını karıştırmamak lazım. Evet devlet zahirin malları toplamıştır geçmişte ama onları Illada da zekat masriflerine ulaştırmıştır. Fakat dediğimiz gibi günümüzde böyle bir durum olmadığı için vermiş olduğunuz vergilerinizi zekat olarak sayamayacaksınız.